Efendim 1 Eylül'de yasağın kalkmasıyla birlikte balıkçılar biliyorsunuz ki vira bismillah dedi. Ağlarını denize attı. Bolluk bereket dolu bir sezon diliyoruz bizler de balıkçılara. Haliyle bolluk bereket olursa o biliyorsunuz fiyatlara ve tezgaha da yansır. Bizler de uygun fiyatlı balık yemeği dört gözle bekliyoruz diyelim. Şimdi ilk gelen haberlere göre de Ege'ye gideceğiz. O ağlar dolu geldi. İzmir balık halinde yüzler gülüyordu. Ege'de balık sezonu bereketli başladı. Bu sene bereket var. Hani güzel bir balıkçılık var. Şu anda görüyorsunuz her taraf balık dolu. Bereket geldi, bereket! Burası İzmir Buca Balık Hali. Sezonun ilk günü ağlarını dolu çeken balıkçılar soluğu mezat yerinde aldı. 105 geldi! 105! Kalamar geldi! Geldi baba, geldi geldi. Yapıştı. Çinekop, lüfer, karides, ahtapot. İlk günkü çeşitlilik ve bolluk yüzleri güldürdü. Balıkçılar fiyatların düşeceğini söyledi. Balık bol, bu sene insanlar yiyecek herhalde. Bol bol balık yiyecekler. Fiyatlar makul. Fiyatlar 5'te 1 oranında düştü hepsi. Balık ucuzladı. Et mi balık mı balık? Hamsi kilosu şu anda 30 liraya falan değişiyor. 20 lirayla 30 lira arasında değişiyor. Palamutun şu anda çifti 30 liraya 40 liraya denk geliyor. Allah 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 bereket bol bereket. Polonya 2. Dünya Savaşı'nda ülkesine verdiği zarar nedeniyle Almanya'dan 1.32 trilyon dolar tazminat talep etti. Savaşta verdiği zararı gerekçe gösterdi. Tazminat talebinde bulundu. Polonya 1 Eylül 1939'da Nazi Almanyası tarafından işgal edildi. Savaş sırasında 3 milyon Polonyalı Yahudi olmak üzere yaklaşık 6 milyon Polonyalı hayatını kaybetti. Polonya'da iktidarda olan Hukuk ve Adalet Partisi'nin lideri Jarosław Kaczyński ise savaşta verdiği zarar nedeniyle Almanya'dan tazminat talep etti. Kaczyński tazminat miktarını 1,32 trilyon dolar olarak açıkladı. Almanya ise konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Almanya enerji tasarrufu amacıyla gece ışıklandırmalarını kapattı. Federal hükümetin aldığı kararla ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. Almanya ışıkları kapattı. Enerji tasarrufu tedbirleri başladı. Sokaklar karanlığa büründü. Almanya'da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22 ile 6 saatleri arasında aydınlatmalar kapatıldı. Karara göre kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatte 22'den itibaren düzenli olarak kapatılacak. Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek. Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlarsa hiç ısıtılmayabilecek. Mağazalarda ısı kaybını önlemek amacıyla kapılar kapalı tutulacak. Kira sözleşmelerinde yer alan minimum ısıtma şartı 6 ay boyunca askıya alınacak, halka enerji tasarrufu yapma yöntemleri anlatılacak. 6 ay geçerli olacak bu önlemlerle Alman hükümeti gaz kullanımını %2 oranında azaltmayı amaçlıyor. Sayın seyirciler, elektrik ve doğalgaz fiyatları ard arda arttı. Kış mevsimi öncesi vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Peki enerjideki fiyat artışı ne olacak? Türkiye kışı nasıl geçirecek? Konuyu Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hakkı Öztürk, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu ve Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş'la konuşacağız. Sayın Ulutaş ve Ağoğlu da birazdan yayınımıza dahil olacak diyelim. Şimdi Hakkı Bey ile başlayalım. Sayın Öztürk, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Aslında şunu sormak istiyorum bir ekonomist olarak size ilk olarak. Enerji krizinin bu defa küresel bir çapta olması ekonomiyle birlikte hepimizi ve Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Zaten biraz önce siz haberlerde de verdiniz değil mi? Enerji kısıntılarına gidiliyor Almanya'da. Dolayısıyla sadece tabii ki Türkiye'de değil, tüm dünyada enerji maliyetlerinin çok ciddi artmasından dolayı bu kışın çok zorlu geçeceğini görüyoruz. Zaten pandemiden sonra işte biliyorsunuz açılmayla beraber tüm dünyada tabii enerjiye ve emtiaya talep çok yüksek olmuştu. Fiyatlar hızlı bir şekilde arttı. Bir de işte üstüne Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'nın işte Avrupa'ya gaz akışını azaltması, işte son zamanlarda ki bu Fransa'da nükleer santrallerinin teknik sorunlar nedeniyle bakılma alınması sebeplerinden dolayı doğal gaz ve elektrik fiyatları özelinde konuşuyorum ama çok tabii arttı. Zaten tabii doğal gaz fiyatları artınca yani otomatikman elektrik fiyatları da artıyor. Çünkü yani yaklaşık galiba Türkiye'de de %30 civarlarında doğal gazdan elektrik üretiliyor. Bir de ondan sonra da tabii ki işte dün 1 Eylül'den itibaren hem konutlarda kullanılan doğalgaza hem de elektriğe %20 zam, sanayide kullanılan değil mi doğalgaz ve elektriğe de %50 zam geldi. Dolayısıyla tabii ki bu kış hem Türkiye'de hem Avrupa'da ondan sonra çok zorlu geçeceğini gösteriyor bize. Hatta şöyle bir şey söyleniyor yani heating or eating. Yani insanlar ısınmayla şey arasında, karınlarını doyurma arasında bir tercih yapabilme noktasına bile gelebilecek durumda. Dolayısıyla tabii ki tüm bu dünya için bu tabii ki çok olumsuz. Sayın Öztürk teşekkür ediyorum. Size geri döneceğim. Şimdi Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu da aramıza katıldı. Sayın Ağoğlu hoş geldiniz diyeyim öncelikli olarak ve sonra da hemen yeni gelen zamları sormak istiyorum. Şimdi konutta %20, üretimde sanayide %50 bir zamdan bahsediyoruz faturalara yansıyacak olan. Şimdi zaten faturalar çok yüksek geliyordu. Zaten yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Sizce bu artan maliyetlerle birlikte bu kış bizim için ne kadar soğuk geçecek? Gizem Hanım, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hakkı Hocam'a da selamlar, sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Selamlar. Bizim Konfederasyon Başkan Yardımcımız, Tüketici Etik Değerler Federasyonu ve TÜSİAD Başkanı Ali İhsan Nazlı tepkisini basın açıklamasıyla duyurdu zaten. Çalışan memur işçi emekliye verilen zamlardan sonra gıda, akaryakıt, doğalgaz, elektrik, su ve birçok ürüne, hizmete zam geldi.